Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O Rahmandır ve Rahim'dir. Din gününün tek sahibi O'dur. Biz yalnız O'na kulluk eder ve yalnız O'ndan yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendisine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Dünyanın toprağı ve bu toprağın bütün ürünleri insanın ortak malıdır diyerek sömürünün olmadığı, eşit, ezilen, ezen çelişkisinin yaşanmadığı bir dünya özlemini dile getiren Şeyh Bedrettin'in katledilişinin 596. yılında kendisini anmak için buradayız. Konuşmalarını yapmak üzere sözü İhsan Ali Açık hocamıza veriyoruz. Buyurun. ...596 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nun henüz daha Roma İmparatorluğu'nun yerine geçmediği, İstanbul'un fethedilmediği 1418'li yıllarda burada yatan Saad Şeyh Bedrettin Senez'de asılarak idam edildi. Asırırken de çırılçıplak soyulmuştu. Onunla beraber Örkücü Mustafa ve Torlak Kemal de kafaları kesilerek idam edildi ve yanlarındaki binlerce kişi, 8000'i savaş meydanında, 2000 tanesi de yan yana dizilmek, giderek esir almak suretiyle başları vurularak idam edildiler. Daha sonra Şeyh Bedrettin'in kitapları bu topraklarda okunmasın, duyulmasın istendi ve yıllarca sessizliğe gömüldü. Aradan 500 küsur yıl geçtikten sonra 1924 yılından sonra kemikleri Türkiye'ye getirildi. 20 yıl Sultanahmet Müzesi'nde bekledikten sonra 1961'de buraya getirilerek kemikleri gömüldü. Burada yatan zat bir İslam alimidir. Müslüman, devrimci, bir önderdir. Kendi zamanında daha Hazreti Peygamber'den beri gelen Ebu Zer-i Gıfari'nin, İmam Ali'nin, Ehl-i imamlarının, Ebu Müslüm Horasani'nin, Zenç İsyanı'nın, Karmatilerin, İsmaililerin, Babailerin, Celalilerin, Akilerin, Kalenderilerin akıp geldiği İslam, öteki İslam tarihinin kendi zamanındaki ifadesi olmuştur. Torunu Hafız Halil onun hakkında yazılmış yegane kaynaktır ve bu kaynakta asılmadan önce Kur'an okuduğu, dua ettiği ve asılmaya giderken de Lehül mülkü semavati vel arz, La ilahe illallah, Vallahu ekber diye, yani mülk Allah'ındır, Allah'tan başka ilah yoktur ve en büyük Allah'tır diye mırıldanarak dar ağacına yürüdüğünü yazar. Torunu Hafız Halil hakkındaki yegane kaynaktır. Türkiye'de Şeyh Bedrettin öteden beri devlete isyan etmiş bir Osmanlı düşmanı asi zındık diye anlatıldı. Diğer taraftan da Şeyh Bedrettin Allah'ı kabul etmeyen, cenneti cehennemi reddeden birisi gibi gösterildi diğer bir kesim tarafından. Bu her iki kesim de yanlıştır. Şeyh Bedrettin Allah'a değil, dönemin egemen Allah anlayışına karşı çıkmıştır. İslam'a değil, İslam'ın yozlaştırılmasına itiraz etmiştir. Dine değil,
istismarına baş kaldırmıştır. Bu zamanın yoksulları ve ezilenlerinin yanında yer alarak onların durumunun düzeltilmesini istemiştir. Kendi zamanında tek değildir. Avrupa'daki Begumilerden Azerbaycan'daki Hurufilere kadar, Anadolu'daki Akilere kadar o dönemdeki birçok çevre Şeyh Bedrettin gibi düşünmektedir. Yani eşitlikçi, adalete dayalı bir dünya özlem içerisindedirler ve saltanatlara karşıdırlar ve saraylardan uzak durmakta ve yaşamaktadırlar. İşte Şeyh Bedrettin böylesi bir dünyada yaşadı ve fikirlerini savunduğu için idam edildi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Her yıl buraya gelerek kendisini anıyoruz. Bugün de Şeyh Bedrettin haftası başlıyor. Bir hafta sürecek. Çeşitli etkinliklerle kendisini anacağız ve insanlarımıza anlatmaya çalışacağız. Buradaki mezarı da gördüğünüz gibi Osmanlı hanedanının ve saray erkanının mezarlarının bulunduğu bir yerde en köşede dipte bir yere konularak mahzun mahzun durmaktadır. Bu mezarın doğduğu, büyüdüğü ve gençliğini geçirdiği Edirne şehrine taşınması Bakanlar Kurulu kararıyla en münasip olan karar olacaktır. Çünkü Bedrettin sadece Edirne'ye değil, sadece Türkiye'ye değil, bütün İslam dünyasına ve İslam alemine, dünya alemine mal olmuştur fikirleriyle ama burada zaten zamanında karşı olduğu, kendisine zulmetmiş adamlarla beraber yapmaktansa Edirne'de özgür ve bağımsız bir mezarlıkta anıtıyla beraber yaşaması daha uygun olacaktır. Bunu Edirne Belediyesi çalışmalarını yürütüyor. Bunun da en yakın zamanda gerçekleşmesini istiyor ve umuyoruz. Kendisine tekrar Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor. Onu ananların ve sevenlerin Bedrettin'in fikirlerinden daha fazla yararlanmak için onun eserlerine derinlemesine okumaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi Şeyh Bedrettin'le ilgili konuşmalarını yapmak üzere Antikapitalist Müslümanlardan Muharrem Şaşkın'ı davet ediyoruz. Şeyh Bedrettin bizim devrimci peygamberler gibi İhsan hocamızın demin saydığı değerli önderler, yoldaşlar, halkın tarafında yer alan, egemenlerin İslam'ına karşı, sarayın İslam'ına karşı, uydurdukları İslam'a karşı Allah'ın muradı olan, levhül mülkü savunan, dünyanın bütün dinlerden, bütün ırklardan, bütün inançlardan insanlarını birleştirebilmiş bir kişiliktir. Kendisi bugünkü aslında bizim köklerimizi baktığımız zaman çok tarih insanlıkla beraber ilk isyanlara kadar dayanır. Çünkü peygamberler kendi zamanlarının mevcut dinlerine karşı hep itiraz etmişlerdir. Şeyh Bedrettin de zulüm düzenine karşı isyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara 193. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurur. Der ki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Şeyh Bedrettin de devrinin yöneten saltanatçı zalimlerine karşı Yahudi, Rum, Müslüman, Anadolu'da ve Trakya'da yaşayan bütün halkları birleştirerek zulme karşı yoksuldan yana, alttan yana bir isyan bayrağı açmıştır. Tabii bu çok geniş kitleler tarafından benimsenmiştir. Tabii ki en sonunda Osmanlı'nın saltanatı tehlikeye girdiği noktada bütün ordusuyla gelerek onları ve yoldaşlarını, yarenlerini katletmişlerdir. Onları öldürmüşlerdir ama bu düşünce halkın bağrında mayalanmaya devam etmiştir. Ve bu düşünce asla bitmeyecektir. Yeryüzünde zulüm olduğu müddetçe, sömürü olduğu müddetçe, haksızlık, ötekileştirme olduğu müddetçe
Bu mücadele sürecektir. Bu mücadele yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek, yeryüzünde sınıfsız ve sınırsız iki dünya cenneti kuruluncaya kadar sürecektir. Biz de bu yolu sürdüreceğiz. Onun düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin Destanı'ndan bir bölüm okunacaktır. Selam arkadaşlar. Sıcaktı. Bulutlar doluydular. Neredeyse tatlı bir söz gibi ilk damla düşecekti yere. Birdenbire kayalardan dökülür, gökten yağar, yerden biter gibi. Bu toprağın verdiği en son eser gibi. Bedrettin yiğitleri şehzade ordusunun karşısına çıktılar. Dikişsiz, ak libaslı, baş açık, yalın ayak ve yalın kılıçtılar. Mübalağa cenk olundu. Aydın'ın Türk köylüleri, Sakızlı Rum gemiciler, Yahudi esnafları. 10.000 mülhit yoldaşı Börpücü Mustafa'nın. Düşman ormanına 10.000 balta gibi daldı. Bayrakları al, yeşil, kalkanları kakma, Tolga'sı tüm saflar. Pare pare edildi ama, boşulan yağmur içinde günlerken akşama 10.000'ler 2.000 kaldı. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağır. Demiri oya gibi işleyip hep beraber. Hep beraber sürebilmek toprağı. Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek. Yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek için 10.000'ler verdi 8.000'li. Yenildiler. Yenenler yenilenlerin dikişsiz, ak gömleğinde sildiler kılıçlarının kanını. Ve hep beraber söylenen bir türkü gibi, hep beraber kardeş elleriyle işlenen toprak, Edirne Sarayı'nda damızlanmış atların eşitliği anlarıyla. Tarihsel, sosyal ekonomik şartların zarı nitresi bu. Deme, bilirim, o dediğin nesnenin önünde kafamla eğilirim. Ama bu yürek, o, bu dilden anlamaz pek. O, hey gidi kambur felek, hey gidi kahve devran, hey. Değer ve teker teker bir an içinde, omuzlarında dilim dilim kırbaç izleri, yüzleri kan içinde. Geçer çıplak ayaklarıyla yüreğime basarak, geçer aydın ellerinden kara bulunma bulutları. Teşekkür ediyoruz. Son olarak Üstad Ali Şeriatı'nın duasıyla bitiriyoruz. Ey yaratıcı Rabbim, sen insanoğluna keremi bağışlamışsın. Sen kendi özel emanetini insanoğlunun omuzlarına yüklemişsin. Sen bütün peygamberlerini kitabı öğretmek ve adaleti gerçekleştirmek için göndermişsin. Sen kendine peygamberlerinin getirdiği ve iman eden insanlara izzeti bağışlamışsın. Sana ve peygamberlerinin getirdiği mesaja inanıyoruz. Senden özgürlük, bilgi, uygarlık, adalet ve şeref istiyoruz. Bize bunları bağışla. Çünkü çok muhtacız ve her zamandan daha dertliyiz. Ve alçaklık, esaret ve cehaletin kurbanı olmuşuz. Ey kadir olan Allah'ım, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize inanç, uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme, tüm milletimize samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Şeyh Bedrettin, Torlak Kemal, Börklüce Mustafa ve tüm yoldaşlara selam olsun. Yolları yolumuzdur. Teşekkür ediyoruz.